Motosiklet Fuarı'ndan selam dostlar. Spor Moto Standı'ndayız. Çok hayran olduğum bir sporcunun ve sürücünün Serkan Özdemir'in Dakar pilotunun yanındayım. Onunla çok güzel video çekeceğiz. Serkan anlatabildiği kadar uzun anlat abi. Çünkü gerçekten senin kitlenle benim kitle tam böyle macera kitlesi. Çok seviyorlar seni de. Sağ olsun. Sana ben abi sağ olasın. Hemen şuradan başlayalım. Eğer bir tane motosikletin olsaydı, sen de hem uzun yola gidiyorsun hem arazide deli gibi kullanıyorsun. Hangi motoru tercih ederdin KTM'in? Hem onu bize bir anlat. Ne istersen anlat aslında. Çünkü motora inanılmaz hakimsin. Çok iyi bir sürücüsün. Sağ seni ol, bırakmayalım. Sabah sabah başlayalım abi. Şimdi tabii günümüzde gerçekten de bir motosiklet sahibi olmak zor. Hele ikinci ve üçüncü motosiklet sahibi olmak neredeyse imkansız hale geldi. O sebepten dolayı kısıtlı bütçelerle insanlar bir tane motosiklet almak istiyorlar ve o motosikletle hayatını bir şekilde sürdürmek istiyorlar. Benim seçecek olduğum motosiklet burada KTM 890 Adventure R olurdu. Biliyorsunuz AXC serisiyle ve birçok motosikletle de yıllarca sürüş yaptım, yarıştım. Ama 890 Adventure R'la bu motosikletle hem sürüş yapabiliyorsunuz, hem seyahat edebiliyorsunuz, hem de yarışabiliyorsunuz. Ya benim gibi bir adam için doğru motosiklet bu. Şimdi yarış tarafına baktığınız zaman motosiklette aranan bazı özellikler var. Sadece hafif olması değil, sadece yarışa özel süspansiyonların olması değil, aynı zamanda rahat kontrol edilebiliyor olması çok önemli. Motosikletin ağırlık merkezi, işte ne bileyim sürüş dinamikleri, birçok burada detay var. Bu detaylara baktığınız zaman burada bu motosiklet doğru motosiklet diyebilirim. Çünkü bu sebepten dolayı da ilk Trans-Anatolia Rally'de Adventure kategorisinde 790 Adventure R'la yarışmıştık. Daha sonra da 890 Adventure R'la hem Trans-Anatolia'da hem Dinarik Rally'de hem de Hellas Rally'de yarıştık. Ben 3 yıl boyunca bunların aslında kardeşi diyelim, amcası 690'ı kullandım. 690 efsane benim, motosiklet evet, yani abi. Yani kullandığım hiç marka falan burada ayırt edeceğim. Kullandığım en iyi macera motosikleti. Kesinlikle, 690. Kesinlikle. 690 inanılmaz bir motosiklet. Ben 690 Enduro ile de aynı zamanda bir AXC450 ile yapmış oldum. AXC500 ile yapmış olduğum etapların %95'ini neredeyse yapıyordum. Çok kabiliyetli bir motosiklet, hafif de bir motosiklet. Yani tek silindir, dünyanın en güçlü motosikleti. Süspansiyonları harika. Bir de onun yeni modellerinde şu anda quick shifter, sürüş modları, traction, her şeyi koymuşlar. Hem elektronik olarak çok harika, hem de çok inanılmaz dayanıklı bir motosiklet. Ve KTM hala o motosikleti üretiyor. Ben çok üzülmüştüm o motosiklet durdu diye. Az da olsa galiba geliyor Türkiye'de. Geliyor, geliyor. Yani 690 Enduro hala geliyor. SMC modeli geliyor ve biliyorsunuz GasGas da onu üretmeye başladı. Aynı zamanda Husqvarna'nın 701'i de aynı kategoride devam ediyor. Sen anlatırken bile yüzün gülüyor. Vallahi ciddi evet, söylüyorum. Gerçekten. Ama tabii ki şu, o çok kütük gibi bir motosiklet. Yani senin benim için eyvallah ama yani ben günde onunla 1000 km yaptığım da oldu ama normal bir insan için çok konforsuz. Kesinlikle. Bunlar tabii onlara göre yani hani çok konforlu motosikletler. 790 olsun, 890 olsun. Şimdi 690 Enduro tarzı motosikletler, tek silindir olan motosikletlerin uzun yollarda seyahat ederken yani tercih edilmesinin aslında bir sebebi var. O da çok hafif olması. Çantaları falan koyuyorsunuz, bütün ekipmanları koyuyorsunuz. Bir adventure motosikletin çıplak ağırlığının hala altındasınız. Evet. Bir de siz şimdi bir yere giderken sürekli ikinci bir kişiyle size eşlik etmesini bekleyemiyorsunuz. Mesela sen çıkıyorsun, tek başına dolaşıyorsun dünyayı. Evet. Şimdi ben çıktığım zaman sürekli yanıma birilerini alamıyorum çünkü sizin sürüş seviyenize, hızınıza ayak uyduracak birilerini bulmak da çok zor. O sebepten dolayı arazide düştüğünüz zaman kaldırabileceğiniz, bozulduğu zaman tamir edebileceğiniz, çok rahat böyle müdahale edebileceğiniz tarzda kolaylıkla motosikletler olması gerekiyor. O sebepten dolayı biz tercihi yaparken bunlara çok önem veriyoruz. Şimdi 690'daki o tek silindir olmasından kaynaklı vibrasyon, birazcık da o rahatsızlık 890 Adventure R'da yok. 890 Adventure R süspansiyonları da bir 690 gibi, bir AXC450 gibi çok başarılı. Ayarlayabiliyorsunuz, rebound, decomp ayarlarını yapıyorsunuz, preload ayarlarını yapıyorsunuz. Çalışma mesafesi oldukça iyi. Gayet de harika bir süspansiyona sahip. Zaten arazide dediğiniz zaman işin en önemli noktası süspansiyon. Yani iyi süspansiyonlarınız var ise motosikletinizi kontrol etmeniz biraz daha kolay. Hatta ben Türkiye'de ilk böyle profesyonel yarış süspansiyonuyla yarışan bir sporcuyum. İlk aldığım zaman yarış süspansiyonunu bir motosiklet parası kadar para verdim.
O zamanlar sponsor bulmak çok zor. Arkadaşlarım da hatta dediler ki abi bu kadar parayı buna vereceğine bir egzoz alsaydın falan dediler. Çünkü biliyorsunuz bizim insanlarımızda motosikletin itibarını... Tabii, görünmesi önemli. Aynen. Yani karizmatik bir motor olması, görünüşü çok önemli. O sebepten dolayı böyle süspansiyon tarzında veya buna benzer ekipmana verilen para biraz göze batıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu motosiklet yani 890 Adventure R benim geçen sene Avrupa şampiyonu olduğum bir motosiklet. Ve gerçekten de Special Enduro motosikletleriyle birlikte aynı kategoride yarışmak... Tabii o senin biraz da becerin abi ya, motorlukları iyi olsa ya, motosikletle bütünleşmeniz evet. gerekiyor yalnız. Yani ben ne kadar becerikli bir adam olsam da ya da motosiklet ne kadar iyi olursa olsun üzerindeki sürücüyle motosikletin bir bütün halde senkronize hareket edebiliyor olması lazım. Tabii öncesinde çok ciddi antrenman. Sportif antrenmanlar, işte 2 sene, 3 sene ağırlık çalışmaları evet. çünkü çok kendi kategorisindeki en hafif motosikletlerden biri olsa da 200 kilogramlık bir motosikletle arazide 7 gün böyle binlerce kilometre yapmak, bir de yarış temposunda yapmak çok yorucu. Yani günün sonunda ben geldiğim zaman benim rakibim yani spesyal bir motosikletle yarışan başka birisi atıyorum 2000 kalori harcıyorsa ben 5000 kalori harcıyorum. Bir şeyden, süspansiyondan bahsettin. İkiniz de lastik değil mi herhalde abi olay? Lastik gerçekten hayati bir önem taşıyor. Tabii burada her ne kadar motosikletin bu alanda önemi çok büyük olsa da lastik gerçekten çok önemli. Burada Anlas biliyorsunuz Türkiye'deki motosiklet lastiği üreten tek firma ve dünyada da şu anda birçok ülkeye bu lastiği biz satıyoruz, pazarlıyoruz. Burada da Türkiye'de üretilen Türk mühendislerin üretmiş olduğu bir lastiği milli bir sporcu olarak, Türk bir pilot olarak bizim Arges'in içerisinde olmamız, bizim geliştiriyor olmamız ve bu lastikle aynı zamanda yarışıp şampiyonluklar alıyor olmamız ayrı bir gurur kaynağı. Bu sebepten dolayı da ben Anlas'ın ekibine buradan tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel işler başarıyoruz. Hem Special Enduro'da Capra Extreme'le harika işler yaptık. Şimdi de Capra Rally'le gene harika işler yapıyoruz. Sadece yarışçılar için değil, normal kullanıcılar için de tavsiye edebileceğim performansı yüksek ve arazide de Capra X serisi ve Capra X Rally serisi harika işler yapıyor. Bunu da tavsiye ediyorum burada. Peki abi başka videoda mı çekelim? Sen bilirsin ama oldu ki 890 benim için çok güçlü ya da bütçem yetmiyor diyenler için mesela ne yapabilirsin? Şimdi 890 Adventure serisi var. Bir de Adventure R serisi var. Adventure'ın sele yüksekliği biraz daha aşağıda. Yani yeni başlayanlar için araziye çok fazla girmeyecek olanlar için birazcık da yol ağırlıklı kullanacak olanlar için 890 Adventure daha tercih edilir bir motosiklet. Ancak bu yıl 890 Adventure'lara da ayarlanabilir süspansiyon geldi. Bu da stabilize yolda, işte köy yollarında, hafif yangın yollarında da sürebilecekleri bir motosiklet haline geldi. Ama daha böyle benim gibi çılgın şeyler yapmak istiyorlarsa bunun R versiyona geçmelerini öneriyorum. Onun da altında bütçemiz hala abi bizim böyle 400 bin liralara çıkma gibi bir şansımız yok. Bu motosikletin de fiyatları 440-480 bin bandında dediklerinde